Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Müzakereye hoş geldiniz. Bu akşam müzakerede inşallah önemli bir konuyu konuşacağız. Önemli bir konuyu müzakerede masaya yatıracağız. Belki de ümmetin kanayan yaralarından biridir ve önlem alınması her geçen günde büyüyecek bir yaradır. Milyonlardan bahsediyoruz, hatta yüz milyonlardan bahsediyoruz dünya çapında. Yüz milyonlarca mülteci var değerli izleyenler. Özellikle de İslam coğrafyasında emperyalistlerin işgalleri sonrasında mülteciler, Müslümanlar kendi topraklarını, kendi yurtlarını, kendi evlerini, barklarını terk etmek zorunda kaldı. Hicret ettiler, muhacir oldular ve bir umut yolculuğuna çıktılar. Avrupa'nın kapılarına dayandılar. Orada yeni bir hayatın hayallerini kurdular. Ancak içerisinde bulunduğu durumu, gittikleri ülkelerden maruz kaldıkları zulümleri bu akşam konuşacağız değerli izleyenler. İki önemli değerli konuğumuz var değerli. Hemen takdim edeyim ve hızlıca başlayalım. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Sayın Abdullah Resul Demir bizimle olacak ve Umut Kervanı Vakfı Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İttihadül Ulema üyesi Sayın Molla Cemal Çınar da yine yayınımızın konu olacak ve mülteci haklarını, mültecilerin maruz kaldıkları zulümleri konuşacağız. Hemen İlk konuğumuzla başlıyoruz değerli izleyenler. Avukat Abdullah Resul Demir yayınımızda. Abdullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hadi Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Biraz önce girişte de bahsettik. Aslında mülteciler meselesi uluslararası bir mesele ve yüz milyonları ilgilendiren bir mesele. Ama özellikle de İslam coğrafyasına yönelik işgallerle birlikte Müslümanların da bu anlamda mülteciler sorunu kanayan bir yarası haline geldi. Genel itibariyle değerlendirirsek mültecilerin uluslararası çapta yaşadığı sorunlar, sıkıntılar nelerdir? Buyurun. Şimdi öncelikle şöyle başlamak istiyorum. 2019 yılında biz raporlarımızı konuşurken Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin raporlarına dayanıyorduk ve 68,5 milyon, 70 milyon yakın bir mülteciden bahsediyorduk. Pardon, 2018 verileri için. 2019 verilerini konuşurken bu rakamın yine Birleşmiş Milletler raporuna göre 79,5 milyon olduğunu düşünüyoruz. Yani bu ortalama yılda 10 milyon artış demektir. Evet. Biz her zaman konuştuğumuz nokta şuydu. Mültecilerin problemlerinden öte mültecileri doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini konuşmuştuk. Evet. Hala da konuşmaya devam ediyoruz. Belki ilerleyen noktalarda değiniriz ama mültecilerin problemleri saymakla bitecek problemler değil. Birçok ülkede farklı problemlerle karşılaşıyorlar. Öncelikle bulundukları ülkede istekleri dışında zorla veya hayatlarında kalmak için çıkıyorlar. En büyük sebeplerden bir tanesi bu. Ve problemlerden bir tanesi bu. Ve yola çıktıklarında güvenli bir yol ile başka bir ülkeye ulaşmıyorlar. Gittikleri yolda mayınlar, bombalar, üstlerine düşecek şeyler, hayatlarını tehlikeye atarak çıkıyorlar. Ve çıkarken evet, arkalarında en ufak bir eşyalarını almadan yola çıkıyorlar. Gittikleri ülkelere girişle ilgili problemler yaşıyorlar. Kapılarında yatıyorlar. İşte bugün gördük, bugün derken Edirne Seste bir sorun mu arkadaşlar? Dem öncesi Edirne sürecinde benzerinde farklı ülkelere. Evet, yayında bir sıkıntı var. Abdullah Bey'e bir kez daha bağlanacağız ve konuyla ilgili değerlendirmelerini alacağız değerli izleyenler. Hazır mı? Evet değerli izleyenler, biraz hazır mı? Abdullah Bey, sesimi alabiliyor musunuz? Ben sizi duyuyorum. Evet, buyurun devam edin. Rahatlıkla. Şimdi ülkelerinden çıkarken yaşadıkları problemlerin dışında ulaşmak istedikleri ülkelere giderken yaşadıkları problemler var. Bir Suriye'yi düşündüğümüzde Suriye'de kaçan insanların oradan zorunlu olarak kaçışları, mayınlı bölgelerden geçmeleri, bombaların üzerinden geçerek çocuklarıyla, çocuklarıyla, kundaktaki bebeleriyle, yaşlılarıyla, yaşlarını sırtlayarak, çocuklarını kucaklayarak gittikleri bir yol var.
Evet. Geldiklerinde Türkiye, Lübnan, Libya gibi ülkelerde karşılaştıkları, alım sürecinde yaşadıkları problemler var. Belli hakların verilmesine ilişkin problemler var. Bir Afgan mülteciyi düşündüğümüzde İran üzerinden uzunca bir seyahat, hayatlarını tehlikeye atan yine bir mülteci var. Yine Arakan mültecileri, Doğu Türkistan mültecilerini düşündüğümüzde karşılaştıkları hayatlarını tehlikeye atan ihlaller var. Geldikleri ülkelerde içeri girmeleri bir sıkıntı. Bugün Edirne sürecinde gördük geçtiğimiz aylarda. Başvuruları dahi alınmadı ki uluslararası sözleşmelerle korunmuş bir haktır. Başvuruları dahi alınmadı. Girdiklerinde hangi temel haklara sahip, insan hakları evrensel bildirgeleri Cenevre Sözleşmesi kapsamında alması gereken temel haklar, başta yaşam hakkı, sağlık hakkı, işte dilini istediği gibi yaşama hakkı ve benzeri birçok hürriyetlerden mahrum kalıyorlar. Çocukların eğitimle ilgili problemleri var, sıkıntıları var. Hayatlarına ikame edecek maddi gelirler, iş bulma, yani saymakla bitmeyecek bir sürü hak ihlalleriyle farklı ülkelerde ne yazık ki karşılaşıyor mülteciler. Hani belki daha özelinde sorularla daha temel noktalara da değinebilirim. Evet, genel itibariyle mülteciler yani bin bir türlü hayalle, yeni bir hayat umuduyla çıktıkları yolculukta karşılaştıkları sorunlar bunlar. Ya farklı ülkelerin sınırlarında bekletiliyorlar ya da işte biraz önce siz bahsettiğiniz mayınlı tarlalardan geçiyorlar. Kimi orada hayatını kaybediyor, kimi sakat kalıyor, kimi işte farklı ülkelere giderken deniz yolunu kullanıyor. O deniz onlara bu anlamda üzücü, belki ifade etmek istemiyoruz ancak onlara mezara dönüşüyor. Bu anlamda Akdeniz tam bir göçmen mezarlığına dönüştü. Tabii bir de tüm diyelim ki bütün bu sorunları, bu badireleri atlattılar. Örneğin bir anlamda ki o ilk hedeflerine, Avrupa ülkelerine ulaştılar. Avrupa ülkelerinde neyle karşılaşıyorlar? Nasıl bir muamele görüyorlar? Şimdi gittikleri ülkelere göre, ilk vardıkları ülkeye göre değişiyor ama göç yolunu takip ettiğimizde doğrudan denizle karşıya geçenlerle ilgili oradan başlayalım. Örneğin Yunanistan'a ulaşıyorlar, Lübnan üzerinden gemilere binip. Orada işte ilk ulaştıkları yerler adalar oluyor ve adalarda işte hemen bir öncelikle yaşayacak bir yer buluyorlar ama karşılarında gerek yerel halkı buluyorlar, yerel halkın tepkisiyle karşılaşıyorlar. Gerek çok soğuk Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olarak özellikle Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden almış olduğu talimat gereği de zorlayıcı bir o hukuki prosedürü uygulamadığı bir şeyle karşılaşıyorlar. Ve insanlar artık adeta kimseye görünmeksizin uzunca yollara koşup farklı yollara gitmeye çalışıyorlar. Burada karşılaştıkları şeyler yine açlık, susuzluk karşılaşıyorlar. Temel haklarına ilişkin başvuru yapmak istiyorlar. O başvuru yapılsa ve Birleşmiş Milletler başvuru yapıldıktan sonra ne yazık ki o ülkeler teknik olarak mültecinin belli hakları vermesi gerekiyor. Ama ne yazık ki o haklar da temel başlangıçta verilemiyor. Ve yine bir yolculuğa devam ediyorlar Yunanistan özelinde. Suriyeliler üzerinde konuşuyorum. Şimdi yine Türkiye üzerinden Türkiye'ye gelenlerde çok şükür bizim devletimizin uygulamış olduğu insani bakış açısı politikasıyla birazcık farklı noktalar var ama evet. Eskiden yaşadığımız problemlerde insanlara verilen hakların kısıtlanması, başvuru sürecinin doğru işletilememesi gibi problemler yaşamıştık. Şimdi o problemleri olabildiğince aştık. Ancak dediğim gibi insanların başta gelecek hayalleri var. Giden mültecilerin tamamı aslında bir gelecek hayaliyle farklı ülkelere de gidiyorlar. Yani ülke seçimini yaparken bazıları zorunlu olarak hemen yanındaki ülkeye kaçarken bazıları da geçmişteki akrabaları olduğu için farklı ülkelere gitmek istiyorlar. Burada istedikleri şey eğitim ve sağlık ve maddi anlamda geçimlerini sağlayabilmek ve bu haklara ulaşmak için de ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Yine birçok kampta biz gördük. Derme çarpma kamplarda insanlar sağlık ve hijyen koşullarının olmadığı ortamlarda kalıyorlar. Evet. Çoğu zaman devletin elinin olmadığı ortamlar bunlar. Orada bin bir türlü suç unsurlarıyla karşılaşıyorlar. Fuhuşundan tutun, kumarından tutun, işkencesinden tutun, bu tür şeylerle karşılaşıyorlar. Çünkü bir otoritenin olmadığı, özellikle biz Avrupa kamplarını gezmiş biri olarak söylüyoruz. Otoritenin olmadığı kamplar, devletin içeri girmediği kamplar ve kendi kendine bir sistemin olduğu kamplarla karşılaşıyorlar. Ve bu kamplardan ne giriş serbest, ne çıkış
serbest. Bizler bile girerken özel izinler alarak giriyoruz. Dolayısıyla hayallerindeki yaşama çok uzaklar. Bir de bunların çocukları düşündüğümüzde, çocuklarının zaten baştan itibaren Suriye özelinde, Arakan, Doğu Türkistan özelinde annelerinden, babalarından uzak kalmış, işte bombardıman sonucu vefat etmiş çocukları görüyoruz. Kamplarda en çok dikkatimizi çeken çocuklar. Yine o çocukların ailelerinden koparak, çünkü öyle bir durum oluyor ki bazen aileler tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Diyorlar ki benim çocuğum değil, benim çocuğum gitsin, ben burada kalırım diyorlar. O çocukları ister istemez zorunlu olarak bambaşka bir psikoloji, onları anlamak lazım. Sınırın öteki tarafına gönderiveriyorlar bir eşiyle, bir dostuyla. O çocuklar orada refakatsiz kalıyorlar. Refakatsiz çocuklar farklı ailelere gidiyorlar, kayboluyorlar, yollarda ölüyorlar. Bugün Akdeniz'de biraz önce siz de bahsettiniz, vefat edenlerin çok büyük bir çocukluğu, yine çocuklar yine orada mağdur oluyorlar. Genel olarak şöyle özetleyebilirim ki hak ihlallerini, gittikleri coğrafyalarda aslında mültecilerin istedikleri şey benim can güvenliğim olsun ve gelecekle ilgili çocuklarımı eğitip, okutup, büyüteceğimi görmek istediğim şeyler. Yani biz mülteciye dokunduğumuzda, konuştuğumuzda hepsinin talebi aslında çocuklarının büyüyüp büyüdüğünü görmek. Ama eğitimli, sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü görmek. Ama temel olarak bu hakların hepsi neredeyse Avrupa ülkelerinde sıkıntı yaşıyor ve onlar bir türlü verilmiyor. Avrupa ülkeleri değil sadece, onu da sınırlamayalım. Gittikleri coğrafyalarda, bunun için Lübnan'da, işte Doğu Arikanların gittiği Bangladeş'te, birçok coğrafyada mülteciler ne yazık ki bu temel haklarından, Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi ile korunan bu temel haklardan dahi faydalanamıyorlar. Abdullah Bey, siz de biraz önce belirttiniz aslında Türkiye'nin bu noktada, yani Türkiye'ye çok farklı ülkelerden, Afganistan'dan, yani Afganistan'a gelirken İran üzerinden gelenler, Doğu Türkistan'dan gelenler, Irak'tan gelenler, Suriye'den gelenler ve bu bağlamda Türkiye'nin hakikaten misafirperverliği hakikaten herkes tarafından da takdir ediliyor. Tabii bu son dönemlerde özellikle de seçim sürecinde gündeme geldi. Bir takım adımlar atıldı ama onlar da istenildiği gibi o anlamda da olmadı. Ama buna rağmen örnek söylüyorum, bugün medyaya yansıyan iki olay vardı. Bir tarafta bir Doğu Türkistanlı bir kadına, bir kadın tarafından atılan uçan bir tekme var. Öte yandan Bursa'da Suriyelileri ezmeye, Suriyeli aileyi kurtarmaya çalışan bir genç yine birileri tarafından katlediliyor. Yani elbette ki Türkiye bu anlamda misafirperverliğini yapıyor ama buna rağmen bile mülteciler Türkiye'de bu tür olaylara, vakalarla karşılaşabiliyorlar. Şimdi bunu Türkiye'yi de Avrupa'ya kıyasladığımızda aslında olayın vahameti bir yönüyle ortaya çıkıyor ama daha acı tablolar da söz konusu. Siz de daha önce bununla ilgili açıklamalarınız olmuştu. Şimdi Almanya'da 11 bin kayıp mülteci çocuk var. Fransa'da 6 bin, İtalya'da 20 bin. Bu çocuklar nasıl kayboluyorlar? Şimdi özellikle o giriş yaptığınız cümleyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben her zaman bunu vurguluyorum. Türkiye'nin en başından itibaren bakış açısı insani bir bakış açısıydı. Orada insanlar ölüyordu ve sadece en başta kurgulamaya çalıştıkları şey o hayatları hayatta tutmaktı. Evet. Biz buna ilişkin bir Avrupa raporumuz vardı geçmişte hazırladığımız, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak Avrupa'ya yapmış olduğumuz ziyaretlerde gözlemlediğimiz, oranın iktidarları tarafından söylenen sözleri derlediğimiz, hangi amaçla söylediklerini çıkarttığımız. Biz dedik ki bir, siz insani bakış açısıyla bakmıyorsunuz. Siz olaya ekonomik bakış açısıyla bakıyorsunuz. Hangi adamı devşiririm de bana maddi anlamda kaygı getirir? Hangi okumuş insanı getiririm de bana faydalı olur? Dini Müslüman olmaz da benim toplumumu, Müslüman olur da toplumumu değiştirir mi? Bu açıyla bakıyorsunuz. Kültürü bana uymaz diye bakıyorsunuz. Dolayısıyla farklı bakış açılarına baktığınız zaman oraya hep perdeler koyuyorsunuz. İnsani bakış açısını temel almadığınızda bu problemleri yaşıyorsunuz. Evet. Gerçekten bizim içerisinde bulunduğumuz o İslam kültürü çok farklı, bizi farklı noktalara götürüyor ve toplumumuzun %99'unun Müslüman olması da bizi gerçekten önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü yurt dışına gittiğimizde bu insani bakış açılarının farklı sebeplerle çok farklı etkilendiğini görüyoruz. Ülkemiz çok başarılı bir imtihan verdi bu anlamda. Gerek de hükümet olarak,
alınan önlemler anlamında Uluslararası Mülteci Hakları Derneği en başından itibaren 2013'te kurulmuş bir dernek olarak tüm sorunu, yaşanmış problemleri gördü ve şu anda yaşadığımız problemler artık çok fazla üst seviyede yaşadığımız problemler. Yani yaşadığımız temel problemlerin üstüne çıktık, artık nasıl mükemmelleştiririz konuşuyoruz. Ama buna rağmen bazı insanlar, değinmek istiyorum buna, özellikle siyasi bazı kişiler hususi olarak mültecileri bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Biz bugün çok açık söyleyeyim, Fatih Belediyesi'nde, İstanbul'da Fatih Belediyesi'nin Saraçhane Parkı'nın önünde defolsun diye tabelalarla belediye başkanının adı olan insanlar gördük. Bugün belli başlı siyasi liderler mültecileri, ben iktidara geldiğimde mültecileri göndereceğim diyen iktidarla şeyler gördük, kişiler gördük. Biz diyoruz ki ya onlar bizim insani bakış açımızı kırmayın. Veya olaya ırkçı bakıp Iraklı Türkmenler, Suriyeli Araplar diye bakış açısı getiriyorlar. Biz dildiğin ilk ayrımı yapmıyoruz. Biz insana insan olarak bakıyoruz ve bunun dinimizin de gereği ve toplumumuzun da örfünün gereği. Ve bu yaklaşımlar ne yazık ki sosyal medya ve benzeri yerlerde çok fazla yayılıyor. Bu yayılımlar temel olarak insanlara bir şekilde ulaşıyor. Ve insanlar daha hiçbir şeyi görmeden, sorgulamadan karşısındaki mültecinin daha hangi dili konuştuğunu, hangi coğrafyadan geldiğini, hangi sebeple geldiğini bilmeden doğrudan düşman gözüyle bakıyor. Ve biz bunlarla son 2 yıldır gerçekten Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak da adeta savaşıyoruz. Bunun da ortadan kaldırılması için insanlara biz şu tavsiyede bulunuyoruz. Mülteciye dokunun. Mülteciye dokunduğumuzda gerçekten birazcık ben tüm Türkiye toplumunun biraz vicdanı olduğuna inanıyorum. O vicdan o konuşmalara, o sosyal medyada paylaşımlara, bırakın yumruklaşmayı, tokatlaşmayı, tekmeleşmeyi, adeta utancından gözünü göz göze gelemeyecek duruma sokar insanı. Çünkü birçok insan var. Sorunuza gelmeden önce bir hikayemi anlatmak istiyorum ki, buyurun. Esasında hani mülteciye dokunundaki neyi yakalayabiliriz? Her yerde de konuşuyorum. Biz Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak Ramazanlarda, bu Ramazan'da pandemi süreciyle yapamadık ama Ramazanlarda insanlara ziyaretine gidiyoruz. Orada konuştuğum bir mülteci, Suriye'den gelen mülteci aileye sordum. Nerede oturuyorsun? Halep'te oturuyordum. Durumun nasıldı orada? Evim vardı, arabam vardı, işim vardı. Şöyle vardı. Ne oldu da Halep'ten ayrılmak zorunda kaldın? Çünkü dedi mahallemizin hemen ilerisine bir bomba düştü. Bomba, insanlar koşuşmaya başladı. Bizler de hemen panikle birkaç eşyamızı aldık, kapıyı kilitledim ve çıktım dedi. Kapıyı kilitledim, çıktıktan sonra yüzümde bir tebessüm oluştu. Kusura bakma dedim, ne yaptın diye bir daha söyler misin dedim. Kapıyı kilitledim ve çıktım dedi. Devamında şunu sordum. Şu anda evin ne durumda biliyor musun dedim. Geçenlerde bir video gördüm, mahallemizden çekilmişti. Hangisi benim evimdi bilemedim dedi. Şimdi bu insanın bakış açısına veya bir başka mülteciye gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsun, ne yapmak istiyorsun, niye çıktın yine dediğimizde diyor ki ben bir gece evimde yatarken üzerimize bir bomba düştü, kundaktaki bebeğimi kaybettim, diğer çocuklarıma bir şey olmasın diye kaçtım geldim diyor. Biz bunları öğrenmezsek, bunlara doğru dokunuşlar yapmazsak ne yazık ki sosyal medyadan gördüğümüz her şeye inanırız ve farklı tepkilere yol açar. O yüzden vatandaşlarımıza sesleniyorum. Öncelikle dokunun, onları dinleyelim. Neden buradalar, ne yapmaya çalışıyorlar? Kötüleri de vardır belki, yani bir şekilde Suriyelilerin içerisinde topluma, o kişileri de biz topluma kazandırmaya çalışalım. Avrupa'daki mültecilere ve Avrupa'daki çocuklara gelince, dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, ne yazık ki savaşın en büyük mağdurları çocuklar. Evet. Bunlar oradaki savaşlar, işkenceler, soykırımlar ve benzeri sebeplerle en başta çocuklar geliyor. Sadece ölümler değil, yollardaki yaşadıkları, ruhen yaşadıkları problemler, gittikleri ülkelerde eğitim hakkından mahrum kalmaları, farklı aile tiplerine, Avrupa'da bunları gördük, farklı aile tiplerine evlatlık edinmeleri, dinini yaşayamamaları ve benzeri sebepler görüyoruz. Bugün milletvekilimiz Serap Yaşar'ın hazırlamış olduğu bir rapor var, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen. Evet. İlk kez resmi bir şekilde Avrupa'da kayıp olan mülteci çocuklar raporu sunuldu ve bu tüm Avrupa Parlamentosu tarafından da kabul edildi ve ilk resmi belgeydi bu ve bunun hazırlanış sürecini biz bizzat Serap Hanım'dan da dinlediğimizde oradaki tek tek her ülkeye öncelikle durum soruyor, anket çalışması gibi sorular soruluyor ve kendi kendilerini aslında ele veriyorlar. Neden kayboluyorlar? Çünkü Serap Hanım'ın söylediğini söylüyorum. Diyor ki mesela bir Schengen bilgi sistemi var Avrupa'da. Ve o Schengen bilgi sisteminde diyor ki sarı kod var, siyah kod var. Sarı kod nedir? Kayıp olan çocukları
kayıt altına alır ve Interpol üzerinden sistem dağıtılır ve kayıp olan çocukları arama metodu girer veya ölüm kayıtları girilir. Evet. Ama bugün biz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine, insan hakları evrensel bildirgelerine rağmen bizim Serap Hanım'ın doğrudan bize aktardığını söylüyorum. Bu kayıtlar mülteci çocuklar, göçmen çocuklar için geçerli değil. Biz içeri girdiğimizde kayıt sistemini neye göre düşüyoruz? O çocukların geldiğinde kimliği, dini, ırkı, annesi, babası, durumu ne şekilde kayıt altına alınıyor? Sonra herhangi bir kayıp olduğunda sistemler uluslararası veya kendi iç hukukundaki Avrupa ülkelerinin kendi iç hukukunda çocuğu kaybolan bir anne baba veya yurt dışında farklı bir ülkede olduğu zaman size başvuracakları bir mekanizması veya ona vasiyelik eden kişinin veya evlatlık olarak alan kişi nerelere başvurabilir, hangi hususlarda kontrol altına alınabilir gibi sorular sorarak başlamış Serap Hanım noktaya. İşte bu soruları aldıkları cevap neredeyse hiç. Hiç olunca kayıplar da işte bu yüzden kaçıyor. Bir denetim mekanizması kendi işlerinde yok. Niye? Çünkü insani bakış açısıyla bakmıyorlar bir özellikle mülteci Müslüman çocuğa. Onlara bir başka bir şey yapıyorlar. Bugün yine yani son zamanlarda hepimiz kamuoyuna inanmak istemediğimiz bazı haberler duyuyoruz. Wayfair evet. olayları benzeri. Biz acaba şimdi korkuyoruz. Bir gerçekten Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı olarak acaba diyorum o çocuklar mülteci çocuklar mı? Bu beni gerçek anlamda kaygıya sokan bir durum. Çünkü bu kadar kayıp insandan bahsediyoruz Avrupa'da. Sadece bu Avrupa'daki resmi yani kaybolan çocukları raporda ve benzeri 50 bin sayısında tutuyoruz ama resmi olan rakamlar. Evet. Acaba sınırdan kaçak yollarla geçmiş çocuklar bunlara kayıt altına alınmış mı? O çocuklar kayıt altına alınmadan gittiklerinde kayıp olduklarında bu resmi olmayan rakamları nasıl duyuruyoruz? Ciddi anlamda problemler var. Biz Avrupa'yı şimdi Avrupa'yı eleştiriyoruz. Eleştirmemizin sebebi şu. Bugün Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi diyor ki çocuğun öncelikli yararı, çocuk dinlilik ayrımı yapılmaz, mülteci ayrımı yapılmaz, kendi çocukların gibi koruma altına alınır diyor. Onun yaşam hakkından, eğitim hakkından, dinini anne babası gibi yaşama ve geldiği toplumdan geldiği şekilde korumasından bahsediyoruz. Ama bugün biz birçok şekilde gittik gördük ki Avrupa'da farklı cinsel tercihte bulunan ailelerin yanına dahi evlatlık verildiği söyleniyor. Şimdi siz bunu çocuğun Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde saygılı olup kontrolünü sağlamazsanız ve buna aykırı davranışlarda bulunursanız bu başlı başına çocuğun kültürünü yok etmeye yöneliktir. Bir asimilasyona girer. Dediğim gibi bu kayıp olma biraz da ben bilinçli bir davranış olarak görüyorum Avrupa için, Avrupa üzerinde. Yani bunu sadece Avrupa ile sınırlandırmak da doğru değil. Birleşmiş Milletler evet. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf, Çin de bir taraf. Bugün benim Doğu Türkistan özelinde görüştüğüm, Doğu Türkistanlı annelerle görüştüm ben bugün. Onların da çocukları kayıp. Neredeler bilmiyorum, 4 yıldır haber almıyorum diyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre o aile birleştirmelerini sağlamalıdır Çin'de. Çünkü taraftır Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne. Avrupa özelinde dediğim gibi kayıtlar düzgün tutulmaz ve bir disiplin içerisinde insani bakış açısıyla onları sadece çocuk olarak görmezseniz ve onları bir belki ticari amaçla ve benzeri şeyler görürseniz o zaman problemler yaşarsınız. Daha kayıt aşamasına gelmeden de şunu söyleyeyim. Esas problemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi çocuk mülteci aileler gidiyor sınırlara geldiler. Bu Yunanistan sınırı olur, Bulgaristan sınırı olur, başka bir Avrupa sınırı olur. Farklı bir ulaşım olabilir. Geldiler şimdi diyorlar ki buradan yasal olarak geçemezsiniz. Evet. Yasal olarak geçemeyince aileler ne yapıyorlar? Ellerindeki paraları bir şekilde biriktiriyorlar ama o bir kişiye yetiyor, iki kişiye yetiyor. Çocukları tercih ediyorlar göndermek için. Evet. Çünkü siz yasal olarak yapmazsanız insanlar gayri yasal yollara başvuruyorlar. Yine gayri yasal yollara başvurmak çocukların para ihtiyacını da doğuruyor. Bu para ihtiyacının kapsamında bu çocuklar organ mafyalarına mı düşüyorlar? Fuhuş organizasyonlarının içine mi düşüyorlar? Bin bir türlü suç unsuru var. İnsanlık işte insan kaçakçılığı suçu var. İşte bugün Wayfair'de gördüğümüz gibi. Evet. Bunların kurbanı oluyorlar. Abdullah Dolayısıyla Bey. Daha en başta
ihlali en başta görüyoruz. Evet. Evet, Abdullah Bey, aslında siz ifade ettiniz. Bununla beraber tabii Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü, oradaki asimilasyon politikası, oradaki mahremiyet, aile kavramına yönelik saldırılar işin çok daha farklı bir boyutu. Bununla birlikte yine Yunanistan kamplarından, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinin oradan çocukları devşirdiğine dair de çokça haberler çıktı. Tabii Avrupa'nın da mevcut durumda bir aile yapısında sıkıntının olduğu da bir gerçek. Acaba Avrupa ülkeleri kendi devamını, kendi geleceğini ikame etmek için böyle bir politika mı güdüyor demekten insan kendini alamıyor, işin bir boyutu. Ama sorunun çözümü noktasında kısa bir değerlendirme alalım. Zamanımız fazla kalmadı. Şimdi tabii işin Avrupa boyutu bu. Peki biz Müslümanlar, İslam ümmeti olarak baktığımızda bizim bir kayıp neslimiz var ortada. Bu bağlamda biz Müslümanlara, İslam ümmetine bu kayıp nesli ortaya çıkarmak, onları ihya etmek görev ve vazifemiz değil midir? Ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle, öncelikle yapacağımız şey şu, bir kayıp nesil var ve bu gerek Doğu Türkistan'dan buraya gelenler, Suriye'den buraya gelenler, Afganistan'dan buraya götürüp biz ümmet bilinciyle bakmamız gerekiyor. Biz elhamdülillah Müslümanız ve tüm Müslümanları kardeş belliyoruz. Evet. Biz sadece Müslümanlar değil, dini farklı dahi olsa gelen bir, bize sığınmış olan kişiye kucak açmaya adet edinmiş dinimizin gereği olarak bunu yapıyoruz. Evet. Yapmamız da gerekiyor. Ve her gelen nesil, özellikle çocuklar, biz bugün çocukları dışlarsak, onlara eğitim haklarını mahrum edersek, ki bazı velilerimiz uzun bir süre Suriyeli çocuklarla çocuklarını okutmama eğilimi gösterdiler. Biz bu çocukların eğitimini üstlenmezsek, bu çocukların giyimine, kuşamına, dinine, örfünü yaşamasına izin vermezsek, bunlar bizim için ileride potansiyel bir suç makinesi haline gelecekler. Evet. Her şey eğitimden başlar. Ve biz bunu yaparken sadece bırakın insani bakış açısını bir köşeye, hani vicdani olarak bakış açısını bırakın, sadece mantıklı düşünmemiz dahi, bizim mülteci ailelere başımızın üstünde tutmamız lazım. Öyle de böyle de yaşayacağız. Bir de öyle bir şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu son zamanlarda bahsetmiştik. Sürekli bir düşmanlık, mülteci düşmanlığından bahsediyoruz. Evet. Bu konuşmaları ben şunu söylüyorum. Mülteci düşmanlığı hakkında konuşan insanlar birazcık o nefeslerini, o klavyelerini, savaşların durdurulması, işkencelerin durdurulması, Arakan'da gördüğümüz soykırımların, Doğu Türkistan'da gördüğümüz soykırımların durdurması için harcasa, inanın dünya kamuoyunda ciddi bir ses gelir ve toplumun dünya, hani bu, çünkü dünya kamuoyunu ses verdikçe ülkeler farklı aksiyonlar alıyor. O zaman mülteci problemi kalmaz. Herkes kendi ülkesinde özgürce, refah içinde yaşayacaktır. Hani temel olarak bunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi mülteciye dokunun diyoruz biz her zaman. Evet. Mülteciye dokunduğumuzda bir insan bir dünya ve mülteciye dokunun diyoruz. Mülteciye dokunduğumuzda zaten her şey kendiliğinden gelecektir. Bütün ön yargıları bir köşeye bırakıyorsunuz ve o insanın derdiyle dertlenmeye başlıyorsunuz ve kendi yaşamınızdan artık neredeyse utanmaya başlıyorsunuz ve elimizden bir şey gelip onu konuşuyoruz. Sağdan soldan duyduklarıyla değil, bizzat gördükleriyle insanlarımızı yaşamaya davet ediyorum. Ve dediğim gibi o nesil hepimizin ileride çocuklarımızla birlikte yaşayacak nesil, onların çocukları, şimdiki çocuklar ve onları bir suç makinesi, sürekli dışlayarak bir suç makinesi yapmaktansa onlarla birlikte bizim çocuklarımız hep birlikte yaşayacağı, aynı örf ve kültürde yaşayabileceği bir toplum oluşturmak bizlerin elinde olduğunu düşünüyorum. Abdullah Bey, katkınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Uluslararası İnsan Hakları Mülteci Hakları Derneği Başkanı Sayın Abdullah Resul Demir canlı bağlantıyla yayınımızın konuğuydu. Mültecilerin özellikle de kendi ülkelerinden çıkıp Avrupa'ya giderken ya da farklı ülkelere giderken ülkelerin sınırlarında, mülteci kamplarında yaşamış olduğu sıkıntıları ve son günlerde gündemde olan mültecilerin, yani ümmetin, yani bizim çocuklarımızın
bir anlamda pazarlanmasını, onlarla ilgili ortaya konan projeleri, asimilasyonu ve maruz kaldıkları zulümleri anlatır. Hakikaten mülteci sorunu bahsettiğimiz gibi özellikle de emperyalistlerin İslam coğrafyasına yönelik işgalleri sonrasında başlayan ve son dönemlerde de artan ciddi mağduriyetlere neden olan ve ümmet için kanayan bir yaraya dönüşen mutlaka ama mutlaka ümmetin bu konuya el atması, bu sorunu çözmesi gerekiyor. Çünkü en basitinden Suriye'ye bakıyoruz. Suriye'de yıkık bir ülke var. Peki Suriye'nin çocukları nerede? Suriye'nin çocukları kayıp. Irak'a bakıyoruz. Yıkık bir Irak var. Irak'ın çocukları nerede? Irak'ın çocukları kayıp. Arakan'da savaş var ve sonrasında o topraklardan göç eden milyonlarca Müslüman var. O nesillere bakıyorsunuz. Nesiller kayıp. Yani ümmetin geleceği bu anlamda kayıp. Ümmet kendi geleceğine, kendi nesline sahip çıkmak zorundadır. Evet, emperyalistler, yeryüzünün zalimleri, Müslümanları, İslam ümmetinin geleceğini, nesillerini bu şekilde hedef alıyor. Doğru. Evet, bu zulümleri konuşacağız, haykıracağız. Ancak bununla birlikte sorunun çözümü, ümmetin kanayan bu yarasını, ümmetin gelecek noktasındaki o sorununu ortadan kaldırmak için de bir fiil bazı adımların atılması gerekiyor. Çünkü bu ümmetin geleceğidir. Ümmetin kayıp neslidir. Irak'ı konuşursanız Irak'taki mültecilerin yaşamış olduğu sorunları konuşmadan ya da o kayıp nesli bulmadan Irak'ı kime emanet edeceksiniz? Öyle bir sorun var. Evet değerli izleyenler, ve bu bağlamda ümmete nasıl bir görev sorumluluk düşüyor onu konuşacağız. İttihad-ı Ulema üyesi ve Umut Kervanı Başkan Genel Başkan Yardımcısı Sayın Molla Cemal Çınar yayınımızın ikinci konuğu, müzakerenin ikinci konuğu. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yerler diliyorum. Teşekkürler. Hocam biraz önce aslında mültecilerin maruz kaldıkları zulümler ve ümmetin kayıp olan neslini konuştuk. Bir bayram arifesindeyiz. Bir taraftan bir bayrama hazırlık söz konusu, küresel bir salgın söz konusu ve bununla birlikte de kayıp bir neslimiz var. Ve bu bağlamda da çocuklarımız dijital ortamlarda mobilya diye, oyuncak diye sasılıyor bir şekilde. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ümmet bu kayıp neslini nasıl bulmalı? Kime ne görev düşüyor? Buyurun hocam. Evet, Allah razı olsun. Şu anda bizi, ekranları başında bizi izleyen tüm Rehber TV izleyicilerine iyi akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Gerçekten şu anda bu açmış olduğunuz bu konu, bana göre ümmetin yıkılan evlerinden, paymal edilen mallarından, talan edilen mallarından ve işgal edilen memleketlerinden daha önemli bir konu olduğu kanatındayım. Yani ümmetin geleceği, bir toplumun geleceği yetişecek olan çocukların yetişmesine bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda Allah-u Teala kendinizi ve aile ehlinizi gelecek olan cehennem ateşinden koruyunuz. Bunu tapmış söylemeye çalışırken Allah-u Teala bu emri verirken Müslümanların kendi içindeki görevleri ebeveynlere, alimlere, toplum içerisinde söz sahibi olan insanlara ciddi görevler düştüğünü Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde Allah-u Teala emrediyor. Evet. Bugün çocuk derken yarının genci ve öbür günün aile veya söz sahibi topluma gün veren insanlar demektir. Evet. Dolayısıyla çocuklarını kaybetmektense parasını kaybeden, evini kaybeden, yerini kaybeden bir insan bunun geri dönüşünü yapıp bir gün kendi eski aslına dönebilir. Ama çocukları kaybeden bir toplum bunun asla geri dönüşü olmayan büyük bir kayıp. Bu konuda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İki şeyin kazası yoktur. Zaman ve gençliğin, tabii bu gençliğin öncesinde de çocuklar. Dolayısıyla
gençlik ile zamanın kazası olmayan nimetlerden olduğunu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Bu hadisten hareketle bugün dünya çapında genel itibariyle İslam aleminin çocukları ve savaş bölgelerindeki mağdur olan bölgelerin çocukları başka yerlere canlarını kurtarmak veya işte imkanlarıyla kendi ayakları üzerinde yaşayabilmek için annelerin kucaklarında, yok arabaların arkalarında, yok işte efendim taşıma çantalarında, mülteci kamplarında çok kötü durumda olduklarını görüyoruz. Peki bu konuda bizler ne yapmalıyız? Burada çocukları istismarı gerek eğitimlerinden, gerek ahlaklarından, gerek fiziki ortamlara hazırlayıp hazırlamama hususunda en çok sistemler, rejimler sorumludur. Ancak çocuğun ihmali ise daha çok aile ve alimlerin sorunu olduğuna kanaat getiriyorum. İslam alimleri ve aile reisleri yani ebeveynler çocuklarını ihmal etmemek üzere çok ciddi manada bu meseleye eğilmeleri lazım. Çocuklarını İslami bir ahlak, Müslümanların değer yargıları üzerinde Kur'an ve sünnetin yol güzergahında çocuklarını yetiştirmekten aciz olan bir ailenin çocuklarının mutlaka ama mutlaka şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi dijital bir dünyada yapay zekaların, yapay robotların, işte dünyanın diğer cici bicilerin cazibelerine en çok kendini kaptıranların çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu konuda özellikle İslam ülkelerindeki yöneticilere çok ciddi manada işler düşüyor. Çocuklara okulu açmak değil, sadece öğretmen göndermek değil, o çocukların içinde bulunduğu toplumun değer yargıları üzerinde yetişebilmeleri için mutlaka ama mutlaka fiziki ortamları tanımaları lazım. Yani çocuklar oyun yerlerinden, sahalarından tutun, eğitim alanlarında eğitim malzemelerini ve eğitime gidiş olanaklarını oluşturmada, temin etmede ciddi manada yöneticilerimize çok ciddi manada görevler düştüğünü inanıyorum. Yani silah yapımı, ekonomileri düzeltme, yollar yapma, hastaneler yapmaktan daha çok bu ümmetin hastalığı olan çocuklarımızın kaybı üzerinde ciddi manada projeler geliştirmeleri lazım. Ebeveynlerimize çok ciddi manada işler düşüyor. Çocuklarımızın ruh yapılarından tutup onların temizliğine, eğitimine, ahlaklarına, hal ve hareketlerine, davranış biçimleri üzerinde her bir ebeveyn bir sosyolog gibi, bir psikolog gibi, bir alim gibi, müşfik bir davetçi gibi, merhametçi bir nebi gibi, resul gibi çocuklar üzerinde durmamız lazım. Ve bugün alemi İslam'ın, sizi tebrik ediyorum, yani bugün farklı farklı gündemlerin oluşturulduğu bu hengamdasın, bu konuyu ön plana tutup ve bunu ben aylarca üzerinde durması gereken bir konu olduğunu ve bütün İslami medya mensuplarının, yazarlarının, gazetelerin, dergilerin bu konu üzerinde çok ciddi manada durmaları lazım. Dediğim gibi en büyük bu konudaki kaybın farkına varmaları için alimlerimizin toplumu uyandırmak, ebeveynlerine gereken nasihatleri yapıp büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzu söylemeler açısından alimlere çok ciddi manada iş düştüğüne kanaat ediyorum. Hocam bugün bir araya gireyim. Hocam aslında bu bağlamda yaptığınız değerlendirmeler çok önemli. Zira elbette ki yatırım yapmak önemlidir ama bu anlamda yapılacak en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Nesle, geleceğe yapılan yatırımdır. Tabii sürekli İslam ülkelerinin yöneticileri,
alimlerin üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirme noktasındaki çağrılarınız var. Ama bununla birlikte özellikle de bir bayram arifesindeyiz. Bununla birlikte Müslüman halkların da yani İslam'ın kendisine kazandırdığı müesseseler vardır. Bunların başında zekat geliyor, işte kurban geliyor. Bunları çalıştırarak daha fazla yetimimizi, daha fazla gencimizi, çocuğumuzu Avrupa kapılarına sürüklemeden burada tutup daha nasıl ihya edebiliriz? Evet, bu gerçekten de cevabı verilmesinde aziyet içerisinde olacağımız bir ciddi bir soru ama çok ciddi bir soru. Bunun altını doldurmamız lazım. Biz Müslümanlar olarak şöyle düşünüyoruz. Ben aynı zamanda biliyorsunuz bir Umut Kervan Vakfı'nın da başkan yardımcısıyım, kurucu mütevelli heyetindenim. Biz sizin vasıtanızla bütün dünyadaki dünya ülkelerindeki insanlar, yönetici insanlara sesleniyoruz. Hayır kurumları yardımlaşmak için seferber olan tüm İslami sivil yapıları ve sivil toplum kuruluşlarının tamamının uluslararası hizmet alanlarını geliştirebilmesi için bütün kolaylıkları oluşturmaları lazım. Yani bunu sivil toplum kuruluşları bir yere yardım yapmak istediklerinde bunlara çok ciddi manada tolerans tanıyıp bunların da bir engelin olmaması lazım. Normal bir tüccar gibi gerek aramalardan gerek kapı geçişlerinden ciddi manada bunun yani yeni bir şey yapıp ciddi bir olanak tanımaları lazım. Ve Müslüman halk özellikle bu son birkaç yıldır hele hele bu içinde bulunduğumuz bu senede nisap miktarı üzerinde düşünülmeden kime kurban vacip, kime değil, aslında kimin imkanı var? Nisabı değil, imkanı seferber etmeler lazım. İkinci bir husus da bu sene bildiğimiz gibi dünya çapında hacı adaylarının hacca gidip hacda kesilen kurbanların etlerini dünya çapındaki mağdur coğrafyalara, mağdur, mazlum, muhtaç, yetim çocuklara gönderiliyordu. Yani ne kadar yerinde ne zaman yetiştiriliyordu ama neticede bu etler oraya gönderiliyordu. Bu sene hacca gidemeyen hacı adayları ve hacca gitmeyip de nisap miktarı düşmeyen, kendisine nisap miktarı malı olmayıp da kurban kesme imkanı olan kardeşlerimiz bizim gibi sivil toplum kuruluşları üzerinden zekatlarını, nisaplarını değil imkanlarını seferber ederek dünya çapındaki muhtaç, yetim ve yoksul coğrafyalara, Müslümanlara, halklara, bu mülteci kamplarına bu bayramı bir nebze de olsa diğer aylardan farklı dünyada bir bayramın yaşandığını mültecilere, mağdurlara, muhtaçlara, yetimlere tatırmamız için halkımızın bu konuda seferber olmalı lazım. Evet, bugün hiçbir Müslümanın şöyle bir iltisi yok. Ben vacip olan, farz olan ibadetlerimi yerine getiriyorum. Gerisini dünyayı ben mi, ihtiyaçlarını ben mi gidereceğim diyerekten söylememeli lazım. Tekrar söylüyorum Müslümanların, Müslüman halkımızın arefesine geldiğimiz bu mübarek kurban bayramı arefesindeki günlerde gerçekten de imkansızlar içerisinde olan, muhtaç olan, gerçekten de yardıma muhtaç değil. Yani artık ihtiyaçları sıfırın altına düşmüş yüz binlerce mülteci insanlar var. Hususen çocuklar şu anda en mağdur olan, savaşın mağduru çocuklar, eğitim efendim sistemindeki eksikleri mağduru çocuklar, anne babaların birbirleriyle olan geçimsizliklerde mağdur olan çocuklar, silahların patlatıldığı yerde en çok mağdur olan çocuklar, hatta kuraklık ve gibi tabii afetlerin mağduru yine çocuklardır. Dolayısıyla bu çocuklarımızı bir çocuklarımızın ahlakı ve eğitimi üzerinde durmak için aile devlet işbirliği yaparak bu konuda ciddi bir çalışmaya girmeleri lazım. Varlıklı olan kardeşlerimizin imkanlarını seferber ederek,
gerek kendilerinin gerekse sivil toplum kuruluşları üzerinden dünyanın herhangi bir mağdur coğrafyasında kurban kestirmek isteyenler, bağışta bulunmak isteyenler, sadaka kurbanlarını veya kendisine kurban vacip olmayıp da birkaç kişi bir araya gelip herhangi bir hayvanın kesilmesi suretiyle muhtaç olan bölgelerde yardımlarını yapmak isteyen kardeşlerimiz bizimle görüşebilirler. Bizim ve bizim gibi sivil toplum kuruluşları üzerinde dursunlar. Medyanın bu konuda gerçekten de ciddi manada ses çıkarıp bu muhtaç bölgelerin ihtiyaçlarını yerinde zamanında varlıklı insanlarla bu konuda köprü görevini yapmak hususunda hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına, medyanın da bu konuda bunların hizmetlerine, programlarına zaman ayırmaları lazım, imkan vermeleri lazım. Dolayısıyla bu Kurban Bayramı'nda Allah-u Teala Hazreti Adem'den günümüze gelinceye kadar 124 bin peygamber gönderilmiş. Her peygamberin şeriatı birbirinden farklı olsa da kurban bütün şeriatlarda, bütün peygamberlerin dininde Kur'an bir misak olarak, Kur'an-ı Kerim'de bir görev olarak geçtiğini görüyoruz ve biz şu anda kurban kesmekle Cenab-ı Allah'a ne kadar yakın olup olmadığımızı tespit edeceğiz. Yani kurban yakınlık demektir. Yani Cenab-ı Allah'a kişi ne kadar yakın. İşte bugünlerde keseceğimiz kurbanla Cenab-ı Allah'a karşı olan mesafemizi, Cenab-ı Allah'la Allah'a olan yakınlığımızın mesafesini ölçmüş olacağız ve ölçülecek. Bunun farkına varmamız lazım. Buradan varlıklı kardeşlerime, zengin ve varlıklı kardeşlerime sesleniyorum. Siz sadece kurban kesmekle bir vacibi yerine getirip dini bir görevi yerine getirmekle kalmıyorsunuz. Keseceğiniz her bir kurban mazlum, mağdur bir Müslümanın duasını almak için muhtaç olan yerlerdeki Müslümanlara el uzatmak suretiyle hem onların duasını hem ihtiyacını giderip hem de alemi İslam'ın dinin tebliğ ve davetini kurbanlarınız üzerinden yaptığınızın farkında olmanız lazım diyorum. Onlara gerçekten de bu kısa öz vermeye çalıştığımız bu mesajımızı muhtaç kardeşlerimizin bu kurbanda gerçekten de yaklaşmakta olan bu Kurban Bayramı'nın arefesine geldiğimiz bu günlerde Cenab-ı Allah'a karşı olan yakınlığımızın ölçüldüğünü, terazinin bu tarafında hakikaten Allah-u Teala karşı olan kurbetimizin ölçüleceğinin farkına ve şuuruna varmamız lazım. Bu konuda dünya çapında Müslümanların ihtiyaç içerisinde olan kardeşlerimizi tekrar söylüyorum, nisaplarımıza değil imkanlarımızla seferber olmamız lazım. Bu seferberlikte halkı biraz daha uyandırmada İslam alimlerinin ciddi bir görev alması ve hakikaten tarikat meşayihlarımızın, dervişlerin, sofuların, tebliğcilerin, yazarların, medyanın, yöneticilerin bu konuda her birisinin kendi mensubiyeti bulunduğu noktadaki mensup olduğu nokta miktarıyla mesuliyetin ne olduğunu bilmemiz lazım. Biz de bu konuda çok ciddi manada heyecanlıyız. Afrika'dan tutun Filistin, oradan tutun Doğu Türkistan, efendim Çeçenistan, Afganistan, birçok dünyanın birçok yerinde ki Müslüman mülteciler hakikaten de çok kötü durumda olduklarını, zaruri ihtiyaçlarını değil, açlıktan ölen Yemen'deki, Suriye'deki kardeşlerimizin açlıktan dolayı annelerin kucağında ölen çocukların olduğu bir vakadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki vicdanımızı, imanımızı ve imkanımızı birleştirerek seferber olma zamanı olduğuna kanaat getiriyorum. Çocukları kurtarmak, ümmetin geleceğini kurtarmak demektir. Çocukları kaybetmek demek, ümmetin geleceğini kaybetmek demektir. Bu duygularımı bu şekilde varlıklı kardeşlerimle sizin vasıtlarınızla böyle paylaşmak istedim. Hocam katkınız için çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı yarınlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Umut Kervan'ın Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İttihad-ül Ulema üyesi Sayın Molla Cemal Çınar yayınımızın konuğuydu. Özellikle de yaklaşmakta olan Kurban Bayramı ve İslam'ın bu anlamdaki müesseselerini çalıştırma noktasında önemli tavsiyelerde, tespitlerde bulundular. Evet değerli izleyenler, bu akşam müzakerede mültecilerin özellikle de İslam coğrafyasında toprakları işgal edilen, yerlerinden, yurtlarından edilen Müslümanların yeni bir hayat, yeni bir umutla çıkmış oldukları yollarda maruz kaldıkları zulümleri konuşmaya çalıştık. Özellikle de Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Sayın Abdullah Resul Demir'in yapmış olduğu açıklamalar, Avrupa'ya giren mültecilerin maruz kaldıkları zulümler ve son günlerde gündemde olan mülteci çocuklarının asimile edilmesi, o tabiri çok fazla kullanmak da istemiyoruz. Çünkü insanlar buna alışsın da istemiyoruz ama mülteci çocuklarımızın pazarlanması, ticari bir meta haline gelmesi, onların asimile edilmesi gerçekten çok büyük bir vakadır, çok büyük bir olaydır. Çünkü biz bir taraftan Müslüman olarak kendi dinimizi başkalarına tebliğ etmemiz gerekirken bu bir tarafa bırakıyoruz ama Müslüman olan, Müslüman bir ailede doğan, sırf savaş mağduru olmuş diye yeni bir hayat, yeni bir umut yolculuğunda maruz kaldığı zulüm ve birilerinin de kirli projelerine alet oluyor, dinleri değiştiriliyor, asimile ediliyor, aileleri yok oluyor, fuhuş mafyalarının eline düşüyor ve hakeza belki de ağza alınmayacak çok kötü şartlarda ya o uğurda, o yolda hayatını kaybediyor ya da bu kirli bütün tezgahlardan geçiyor. Bu alanda ümmetin bir kayıp nesli söz konusu. Hocamızın da ifade ettiği gibi belki bu İslami müesseseleri çalıştırma, belki de alimlerin, ülemanın ve yine devlet yöneticilerinin, İslam dünyasındaki yöneticilerin bir anlamda harekete geçerek Müslümanların mutlaka ama mutlaka ümmetin bu kayıp neslini ortaya çıkarması gerekiyor. Yoksa siz Irak'a imar ederseniz de onu teslim edeceğiniz bir Iraklı kalmazsa eğer o Irak o anlamda ihya edilmiş olmaz. Filistin içinde bu aynı, Irak içinde, Suriye içinde, Doğu Türkistan içinde, Çeçenistan içinde, bu anlamda Arakan içinde söz konusu durum aynı. Kendi geleceğimize, kendi neslimize bu anlamda sahip çıkmamız gerekiyor diyelim ve müzakereyi bu akşam burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden karşınızda olmak dileği ve temennisiyle hepinize hayırlı akşamlar.